Şimdi diyelim ki günlerdir buzdolabına konmamış ve mutfak tezgahında bekleyen bir parça tavuğumuz var. Bu şekilde bekleyen bir tavuk zamanla bozulur ve üzerinde bakteriler oluşmaya başlar. Tavuğun üzerinde oluşan bakteriler pek çok farklı türde olabilir. Ama bu videonun konusu olan bakterinin adı Staphylococcus aureus. Ve bu bakteri Stafilokok enterit adı verilen bir gıda zehirlenmesine yol açıyor. Eğer daha önce gıda zehirlenmesi yaşadıysanız, ishal, kusma, bulantı, dehidrasyon ve ateş gibi belirtileri olduğunu biliyorsunuzdur. Şimdi, bozulmaya başlamış olan bu tavuğu yediğinizi ve bakterilerin mide bağırsak yolunuza girdiğini varsayalım. Ağzınızı ve yutağınızı takiben bakterilerin ulaşacağı ilk yer midenizdir. Midenin oldukça asidik bir ortamı vardır. Asidik ortam, proteinlerin sindirilmesine ve patojenlerin öldürülmesine yardımcı olur. Ayrıca bu ortamın asitliği o kadar yüksektir ki, bakterilerin birçoğu burada hayatta kalamaz. Staphylococcus aureus da bu bakterilerden biri. Evet, bozulmuş tavuğu yediniz ve şu anda tavuk midenizde. Bununla gelen bakteri midede ölmeye başlayabilir. Ama size bunun çok sinsi bir bakteri olduğunu da söylemek istiyorum. Bakteri kendi ölüyor olsa bile asidik ortamda yaşamaya devam edebilen enterotoksin adında bir kimyasal salgılar. Bu enterotoksinler ince bağırsağa doğru yollarına devam ederler. İnce bağırsak seviyesinde birçok şey olacağı için şimdi özellikle ince bağırsağın bir kısmına odaklanmak istiyorum. Sol taraftaki kısım ince bağırsağın duvarı. Burası ise lümen olarak adlandırılan suyun ve besinlerin ince bağırsak içinde hareket ettikleri alan. Yeşille çizdiğimiz şu bölgede suyun ve besinlerin sindiriminden ve emiliminden sorumlu epitel hücreler bulunuyor. Enterotoksin ince bağırsağa ulaştığında birçok belirti kendini göstermeye başlar. Bu arada bu enterotoksine süperantijen dendiğini de duyabilirsiniz. Antijen, bağışıklık sistemi tarafından yabancı bir parçacığa ya da patojene ait olarak algılanan bir özelliktir. Bu antijeni tanıyan bir T hücresi sitokin salgılamaya başlar. Antijenlerin belirli özellikleri olduğu için karşılaştıkları her T hücresini aktive etmeyebilirler. Öte yandan süper antijenler özelleşmiş olmadıklarından bir sürü T hücresini uyarırlar ve sitokin seviyesi birdenbire yükselir. Fazlaca salgılanan sitokin epitel hücrelerin görevini yapmasını yani su ve besin emilimini gerçekleştirmesini engeller. O yüzden de ishal olursunuz ve tüm yedikleriniz ve içtikleriniz bu şekilde vücut dışına atılır. Buna ek olarak beynimizin kusmayla ilgili merkezini tetikleyerek yediklerimizi ve içtiklerimizi kusmamıza da sebep olabilir. İçtiğimiz su kusma ve ishal yüzünden vücut tarafından emilemediğinde ise dehidrasyon ortaya çıkar. Tüm bu belirtilere bakterinin değil de salgıladığı enterotoksinin sebep olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi, bu belirtileri yaşadığınız durumda bunlara sebep olan patojenin tam olarak ne olduğunun tespit edilmesi için doktora gidebilirsiniz. Doktora gittiğinizde doktor sizden dışkı örneği isteyecektir. İncelenmek üzere laboratuvara gönderilen dışkı örneğinde bakteri midenizde öldüğü için bakteri bulunmayabilir. Ama uzmanlar enterotoksinlere de bakacaklardır. Dışkı örneğinde enterotoksine rastlanırsa Stafilokok enterite yakalandığınız söylenir. Peki bu hastalık nasıl tedavi edilir? Tüm diğer gıda zehirlenmelerinde olduğu gibi dehidrasyonun üstesinden gelebilmek için yapabileceğiniz en iyi şey bol bol su ve sıvı tüketmektir. Buna ek olarak İngilizce kelimelerin baş harflerinin kısaltılmasından türetilen bir kelime olan BRAT diyetini de uygulayabilirsiniz. Türkçe'de ishal diyeti olarak da bilinen bu diyet, muz, pirinç, elma suyu ve kızarmış ekmekten oluşan bir beslenmeye dayanıyor. Burada tüm bu besinler düşük lifli olmaları sebebiyle tercih ediliyor. Zaten zor durumda olan sindirim sistemimize ekstra yük bindirmememiz iyi olur, değil mi? O yüzden de düşük lifli gıdalarla beslenmemiz önemli. Mide ve bağırsak sistemimize ne kadar çok lifli gıda eklersek, sindirim ve boşaltım sistemimiz de o kadar zorlanır. Bu besinleri tükettiğinizde mide bağırsak sistemine lifli gıda girmeyeceği için sindirim ve boşaltım sistemleri çok daha rahat çalışacaktır. Ama merak etmeyin, bu diyete uzun süre devam etmek zorunda kalmazsınız. Çünkü bu tip bir gıda zehirlenmesi genelde çok uzun sürmez. Kusma yaklaşık olarak 24 saat devam ederken, diğer belirtiler 2-3 gün içinde ortadan kalkar. Gıda zehirlenmesini engellemenin en iyi yolu tabii ki temiz ve bozulmamış gıdalar tüketmektir. Gıdalarınızı buzdolabında ya da dondurucuda saklamaya özen gösterir, iyice pişirir ve temiz olduğuna güvendiğiniz suları içerseniz, gıda zehirlenmesine maruz kalma riskiniz de epey düşük olacaktır.